Sevgili seyirciler, elimde bir tren görüyorsunuz. Bu tren hangi döneme ait, nasıl bir modeldir? Bunu soruyorum. Bilene 100 puan. Şaka tabii. Bu Orient Express'in bir küçük modeli. Üstünde Compagnie Internationale des Wagons et des Grands Express Européens yazıyor. Çok güzel bir tren bu ve biliyorsunuz Orient Express'in seferleri hala İstanbul'a devam ediyor. Bu model trenleri bize getiren iki konuğumuz var. Harun Yamanlar ve Okan Bekatlı. Hoş geldiniz. Model Trenciler Kulübü'nü kurdunuz. Çok enteresan bir şeydi. Nereden aklınıza geldi bunu yapmak? Şimdi ben aşağı yukarı 25 senedir, hatta çocukluğumdan beri hobilerimle yaşıyorum. Bundan 1,5 sene kadar evvel internet üzerinde model trencilerle ilgili bir forum kurdum. Ve bu forum hemen 2-3 ay sonrasında bir kulüp haline geldi. Aynı zamanda işimin de bir parçası bu. Ne iş yapıyorsunuz Harun Bey? Model konularıyla ilgili, yani hobiyle ilgili ürünlerin Türkiye'ye getiriyoruz. Türkiye'ye getiriyorsunuz. Çeşitli firmaları Türkiye'ye distribütörü. Yani hobinizi mesleğiniz yaptınız. Evet, meslek yani, de hobi oldu. Yani dünyanın en güzel şeyidir bu. İş geldi, evet. Evet, peki Okan Bey siz ne iş yapıyorsunuz aslında? Ben bir bankada bilgi işlem yöneticisi olarak çalışıyorum. Bu benim sadece hobim. Zamanınızı yani bütün bu stresi uzaklaştırmak için eve gelip trenlerinizle oynuyorsunuz. Eve gelip özellikle oğlumla, eşimle birlikte trenlerinizle oynuyorum. Eşiniz ne diyor bu işe? Eşim aslında kendisi de çok seviyor. Ben bu açıdan oldukça şanslı bir insanım. Çoğu insan eşiyle beraber böyle hobileri paylaşmak konusunda zor. Yani eve kuruyorsunuz trenlerinizi, orada oynuyorsunuz. Evet, birlikte. Hem oynuyoruz hem öğreniyoruz. Şimdi aşağıda trenimizi göreceğiz aslında. Bu aşağıda gördüğümüz sessiz bir tren herhalde. Hiç ses yapmıyor. Niçin Harun Bey? Şimdi bu sessiz ama evet. Bunun sesli olanları da var. Ama burada çok fazla vaktimiz olmadığı için mümkün olduğu kadar basit bir şey kurmaya çalıştık. Aslında buharı çıkan, sesi aynı buharlı gibi olan veya dizelse dizel gibi olan modeller de var tabii. Yani bunda çok sofistike artık dijital işin içine girdiği için evet. Her türlü ses efektini, buhar efektini de yapabiliyoruz. Yapabiliyorsunuz bununla. Evet. Peki Model Trenciler Kulübü'nün diğer üyeleri kimler? Model Trenciler Kulübü'nün çok değişik kesimlerden üyeleri var. Yani her sektörden, Türkiye'nin de her bölgesinden üyelerimiz var. Üyelerimiz arasında demir yollarında şu anda görevde olan arkadaşlardan, yani demir yolu sektöründen arkadaşlardan, ekonomistlere, işte profesörlere, savcılara, diş hekimlerine, aşağı yukarı öğretmenlerine kadar. Evet, Okan Bey, bu nasıl bir hobidir anlatır mısınız? Yani bir insan, bir yetişkin erkek trenle oynarken hangi duyguları hisseder? Çocukluğumuza götürüyor, belki geçmişimize götürüyor. Gerçi bizim ülkemizde yaşamımızın içinde tren çok az yer alıyor ama özellikle buharlı lokomotifler bir nostalji. Geçmişten gelen canlanan bir anı. Bizim için çok zevkli anlar birlikte izlemek, çalıştığını görmek, buhar çıkardığını görmek, ses çıkardığını görmek. Bugünlerde duymaya özlemini duyduğumuz şeyler, geçmişte kalan, artık göremediğimiz zevkler diyebilirim. Çok küçük bir sistem kurdunuz siz aslında Harun Bey. Evet. Sizin evinizdeki raylar kaç metre? Şimdi şöyle, benim evimde yok. Evinize yok. Ben söyledim ya, hobilerimi iş yaptığım için o hobilerin evdeki kısmını kaybettim aslında. Çok da iyi bir şey değil. ama bizim kulübümüzde bir kurgumuz var. 3 metreye 2 metre büyüklüğünde bir kurgu. Onu hatta çeşitli alışveriş merkezlerinde aktivite olarak da kullanıyorsunuz. Nasıl bir özelliği var peki? Orada bir şehir var aslında. Yani içinde evleri, insanları, hayvanları, çiftlikleri olan. Niye buraya getirip kurmadık onu? Maalesef inşallah başka bir zaman getiririz. Yer ve zaman sorunu tabii. Yani bize biraz önceden biraz zaman ayırmanız lazım ki biz buraya önceden gelip kurabilelim. Bunu lütfen yapalım. Çok memnun oluruz. Peki çocuklar gelip sizin kulübünüze bu trenle oynayabiliyorlar mı? Çocuklar değil sadece. Yani en önemli konu o zaten. Büyükler. Biz babaları bekliyoruz diyorsunuz. Evet. Yani babaları bekliyoruz. Çocuklarıyla beraber geliyor zaten. Nerede yeriniz? Kadıköy'de. Kadıköy'de. Kolay bir yerde. Nerede? Ama bizim Kadıköy
merkezinde postane vardır. Hemen postanenin olduğu binadayız aslında. Ha, postanenin olduğu binadasınız. Kaç numara gelip trenle oynamak isteyenler gelsin. Aslında postanenin olduğu binayı bulursanız çok işte kolay. Trenler nerede derseniz orada herkes muhakkak biliyor. Herkes biliyor. Bütün eşraf, mahalle herkes bu trenlerle oynamaya geliyor mu? İnternetteki sitemiz var. Yani kulübümüzün bir sitesi hemen var. Hemen verelim o siteyi. Onu çok merak ediyoruz. Daha kolay olur. Söyleyin. Modeltrenciler.com Modeltrenciler.com deyip istediklerini peki satın alabilme imkanları var mı insanlar? Tabii aslında foruma girerlerse bu ürünleri nereden alabileceklerini de bulabilirler. Yani biz bu işin ithalatını yapıyoruz ama bizim dışımızda yapanlar da var. Dolayısıyla forum her türlü bu konuda bilgiyi veriyor. Yani bizim dışımızda nerelerden alabileceklerini, yurt dışından nereden alabileceklerini de orada görebilirler. Peki yurt dışından alma imkanı yok insanların. Okan Bey, siz bir tren alırken neye özen gösterirsiniz? Oyuncak, çocuğunuzla ya da kendinize oynamak için o treni alırken? Şimdi bunları özellikle oyuncak kategorisinden çıkarmak lazım. Bunlar çünkü gerçeğinin birebir modelleri. 1/87 ölçeğinde modelleri. 1/160 ölçeğinde modellerimiz de var. Hatta 1/220'ye kadar giden modeller var. Modellerin dayanıklılığı, elektronik olarak kontrol edilebilmesi ki günümüzde artık dijital kumanda sistemleri önemli. Bunlara uyumlu olması son derece önemli. Bu mesela 1/160. Ha, bu nefis bir şey. En ölçek dediğimiz. Çok sevinirim. Son derece küçük bir ölçek. Aslında bunun daha da küçüğü var. 1/220 olarak hayal bile etmesi zor. Burada gördüklerimiz ise 1/87 diyebileceğimiz ölçekte biraz daha güzel modellenmiş. Yani 260 kez küçültmüş. Ben şuraya kırmızı kalemi koyuyorum. Evet. 160 kez. 160 kez görüyorsunuz. Ne kadar, kaç santim boyu tahmin edin. Kalem boyunda görüyorsunuz sevgili seyirciler. Bu kadar küçültülmüş bir Amerikan yapımı. Amerikan bir buharlı lokomotifin modellenmişi. Ne kadar güzel. Peki fiyatını sorsam size Harun Bey? Şimdi fiyatları değişiyor. Mesela o gördüğünüz model 200 lira civarında. 200 lira. Evet. Kalem 200... boyutundaki küçük evet, tren tamam. 200 lira. Ama tabii daha ucu. Şimdi... Küçüldükçe aslında biraz daha zorlaşıyor tabii imalatı. Bunların çoğu el yapımı şeyler evet, zaten. Evet, bir kez daha gösterirsek çok memnun olurum. Evet, devam edin siz anlatmaya bu trenin özelliklerini. Bu tren Amerika'da çalışmış bir tren. Dediğimiz gibi 1/160 ölçekte bir tren. Evet. Lambaları yanıyor. Hı hı. İstine, içine isterseniz bir ses dekoderi takıp sesini de duyabilirsiniz. Bu dediğim gibi aşağı yukarı 150-200 lira civarında. Bu diğer gördükleriniz de... Burada en pahalı tren hangisidir? Buradakilerin içinde yani en pahalı diyemem ama mesela şu 300 lira civarında. Evet. Şunlar 300 lira civarında. Bu vagon değil tabii ki. Yani ne kadar? Lokomotiflerden bahsediyorum. Vagonlar 60-70 lira civarında. Hı hı. Mesela şöyle bir araba taşıyan bir... vagon da aşağı yukarı bu da 100 lira civarında. 100 lira. Model tren pahalı bir iş mi sevgili seyirciler bu hobi? Bunu anladık ama bunlarla oynamak da çok zevkli. Elime alayım. Peki duman çıkarıyor mu? Evet, duman jeneratörünü takarsanız duman da çıkartabiliyor. Bu da aynı şekilde. O zaman gelecek seferin sizi bu 3 metrelik dev tren raylarınızla ve o şehirle evet, bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Rica ederiz. Sevgili seyirciler, trenden hoşlananlar ve tren hobisi olanlar Kadıköy'deki postanenin bulunduğu binada sizi bekliyorlar. Model Tren Kulübü kurucuları. 8 yaşlar emeklilik yaşını kadında 58, erkekte ise 65'e çıkaracak olan sosyal güvenlik reformu gündemde. Yeni yasa tasarısı meclisten geçerse eğer kıdem tazminatı tarih oluyor. Yani işverenler çalışanlarını rahatlıkla kapının önüne koyabilecek. Peki ama kıdem tazminatlarının yerine ne getirilecek? İşte cevabı.